birkaç kere dedim ki müdür beye, bir bacacı çağıralım da şu bacanın kurumunu bir güzel temizlesin. Al işte, her rüzgarda böyle. Bu kadar çıkmayacaksınız diye tembih etmedim mi size? Mektep sancağımızın akrebi karalara döndü. Peki Balkanlarda ne için var? Son günlerde hep bu problem konuşuluyor. Ethem Necat Bey diyor ki, bizi mağlup eden şey mektebimiz, medresemiz, terbiyemizdir. Balkanların askeri orduları değil, muallim orduları galip gelmiştir. Bir ağacınız var fakat istediğiniz mahsulü vermiyor. Ne yaparsınız? Ağaca dadanmış asalakları, sarmaşıkları söküp atmak kafi gelmez. Yaşlı ve faydasız dalları kesip atmak da netice vermiyorsa toprağa bakacaksın. Toprak yorulmuştur çünkü. Toprağın yorgunluğu ağaca, ağacın yorgunluğu meyveye geçer. Bu yorgun toprak üzerinde sen ağaca ne yaparsan yap, tam mahsul alamazsın. Peki, toprak dediğim şey nedir? İnsandır. Devlettir. Hayır. Devlet bu toprağın üzerindeki ağaçtır. İnsan bu ağaçta yetişen meyvedir. Toprak dediğimiz şey ise kültürdür, fikirdir, sanattır, bilimdir. Her şeyden önemlisi eğitimdir. Devlet bunların üzerinde büyür. Eğer toprak yorulmuşsa, sen ne yaparsan yap, ağaçtan arzu ettiğin mahsulü alamayacaksın. Toprağa bir müdahale gerekir. Toprağın ıslahı lüzumludur. Siz sultanı talebeleri işte bu sebeple buradasınız. Devlet eğitimle yükselecek. Sizler bu topraklarda büyüyüp memleketin gıdası çaresi olacaksınız. Bu masum milletin feyzini hep beraber göreceğiz. Adın nedir delikanlı? Ali Cevat efendim. Derste dışarıyı mı seyrediyorsun Ali Cevat? Hayır efendim. Soruyu düşünüyordum. Tahtadaki sorunun cevabını ufukta mı arıyorsun? Cebir her yerdedir efendim. Bu nedir peki? Bir vasiyet mi? Şiir efendim. Namık Kemal. Şair mi olacaksın Ali Cevat? Hendese-i Mülkiye Mektebi düşünüyorum. Yani mühendis olacaksın. Evet. Ama bir matematikçi, şair ruhlu olmadıkça asla tam bir matematikçi olamaz. Cevat. Yaram çok mu kötü hocam? Çok acı. Mektebe gitmek istiyorum. Gideceğiz Ali Cevat. Daha siperden ilk hücum çıkışımızda mitralyoz ateşiyle birer birer düştük. Tek kurşun da yatamadım. Hani bir dersiniz de bize topraktan, ağaçtan bahsetmiştiniz ya, bizler bu memleketin gıdaları olacaktık. Duyaralı memleketi bize ayağa kaldıracaktık. Fakat daha meyve bile olamadı. Daha bir çiçekken ne gördük. Thank you.
Ah Ali Cevat. Ah zavallı. Siz olmadan bu memleket nasıl ayağa kalkar? Hocam biz buradayız. Fakat sizi böyle kitap görmek... Hakikaten yok Ali Cevat. Mektep olarak kullandığımız şu ihtiyar konak gibi. Delik deşik bir çatı, tütmeyen bir bacı. Bir muallimin talebelerini kaybetmesi ne büyük ızdırap. Toprağın yorgunluğu ağaca, ağacın yorgunluğu meyveye geçer. Siz daha çiçekken döküldünüz. Ben meyve olup... Hayır efendim. Siz ne meyvesiniz ne ağaç. Siz toprağın ta kendisiniz. Toprağınız da sizsiniz. Ama önce... Ayağa kalk. Bu nedir peki? Bir vasiyet ya. Şiir efendim. Kemal. Şair olacak sonra. Evet delikanlı, hala buralardasın. Adın ne bakalım? Hüseyin. Ben de Nasuhi, cebir muallimiyim. Matematikle aran nasıl? İyi. Aferin. Büyünce ne olacaksın Hüseyin? Tıbbiye mektebine gidip hekim olacağım. Tıbbiye okuyacaksın demek.